Arkadaşlar bu saldırı, yani yaptığımız mezar daha önce zaten 6 yıldır mevcut ismi duruyordu. Şimdi benim kızım 2016'da Kasım'da şeyde şehit oldu. Dersim'de hava saldırısında şehit oldu. Ben Malatya'ya gidip cenazesini alacağım zaman Cumhuriyet Savcısı beni çağırdı. Ben gittim kendisine, dedi ki revanzana barıştıran parantez içinde o medya rohat senin kızın mı dedi. Ben dedim efendim benim revanzana barıştıran benim kızımdır. Diğer ismi dedi örgütteki ismidir dedi. Kendisi bana söyledi, Cumhuriyet Savcısı Malatya'nın. Ben de zaten kızımın o medya göbek adıydı. Burada kardeşleri arasında ona çocukken de o ismi kullanıyordu. Ama o medya rohatı orada savcı bana söyledi. Biz cenazeyi Van'a getirdik, defnettik. 2016'da, 16 Kasım'da. Ondan sonra mezar taşı, işte ilk defnettiğimizde bu mezar taşıdır. Üzerinde revanzana o medya yazılı zaten. Bu mezar taşını 16 Kasım'da da baş ucuna diktiğimiz taştır. Ta ki 2019'a kadar bu taş böyle kaldı. 2019'da gene de bir saldırı oldu, mezarlara yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Ve o saldırını da sonra ben tekrar suç duyurusunda bulundum savcılıkta. Ve bu ismin herhangi bir sakıncasının olmadığını, ben tekrar o ismin devam ettiğini ve 6 yıldır da devam ediyor. Ta ki 26 Ekim 2022'ye kadar, 26 Ekim'de ben kızımın şu mevcut mezarını getirip değiştirmek istedim. Yani yeniden yapmak istedim. Yeni de yaptığım mezar da bu şekli. Buyurun. Gene sadece kendi ismi ve o medya yazılı. Hiçbir farklılık yok. Sadece farklı mermerden yeniden yapmamdır. Ben 26 Ekim 2022'de bu mezarı yaptıktan sonra 27 Ekim 2022'de Van Terörle Şube Müdürlüğü'nde beni aradılar, ifadeye çağırdılar. Ben gittim Terörle Şube Müdürlüğü'nde ifadeyi verdiğimde bana dediler ki sen oraya örgütün belirlemiş olduğu ismi yazmışsınız. Ben de dedim ki bu isim örgütün ismi değildir. Bu isim daha önce de göbek adıydı ve 6 yıldır orada duruyor. Hiçbir farkı yok diğeriyle beraber. Burada da o medya yazılı, orada da o medya yazılı. 2022 29 Ekim'de güvenlik güçleri gitmişler, mezarı tahrip etmişler. Ve elektronik fleksle, elektrikli fleksle kesmişler taşı, mezarı götürmüşler. Oysa avukat bey de buradadır, avukat hanım da buradadır. Hukuken ifadeye çağrılan bir kişinin suçu mahkeme ancak karar verir. Suç olup olmadığını mahkeme karar verir, sonra taş kaldırılır. Oysa bunlar keyfi olarak bu acıyı bize yaşattılar. Bu ne bir insanlığa sığar, ne uluslararası bir hukuka sığar ve ne de İslam, %99 İslam bir ülkede yaşıyoruz, ülkenin anayasasına sığar. Bu özellikle de biz Kürtlere özellikle de yapılan bir uygulamadır. Ama şunu biz belirtmek istiyoruz. Biz çocuklarımızın ölüsüne de dirisine de muhakkak sahip çıkacağız. Biz o çocuklarımızın ölüsü de dirisi de bizim için onurdur, şereftir, hasiyettir. Biz hiçbir zaman çocuklarımızın onurunu, hasiyetini, mücadelesini kimseye de ezdirmeyeceğiz. Özellikle yetkililere burada sesleniyorum. Burası önce polis devletiyle mi yönetiliyor yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuyla mı yönetiliyor? Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuyla, hukuk bir devletse, hukukuyla yönetiliyorsa mahkemenin sonucunu beklemek zorundaydı. Oysa kendi istedikleri gibi gidip mezarı tahrip etmişler. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Gereken suç duyurusunu yaptık. İhadeye bu arayla başvuru yaptık. İhadede başvuru, ihade aracılığıyla bütün hukuk haklarımızı arayacağımızı, bütün hukuk haklarımızı eğer ki ülkenin hukuku sonuçsuz kalırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da götüreceğimizi burada belirtmek istiyorum.